Merhabalar. Bu videomuzda sizinle birlikte Doğu Anadolu bölgemize bir selam göndereceğiz. Yüce dağlarıyla, platoları ve ovalarıyla, ülkemizin umudu olan hayvancılığıyla, coşkun nehirleriyle, tarihi eserleriyle, lezzetli yemekleriyle ve güzel insanlarıyla Doğu Anadolu bölgemize selamlar. Böyle dağlarından bahsederken biraz daha özele inelim isterseniz. Türkiye'nin çatısı olarak anlatırız, söyleriz yükseklikleri itibariyle Doğu Anadolu bölgesini ve özelinde Ağrı Dağı'nı. 5137 metre yüksekliğiyle gerçekten ülkemizin en yüksek dağı ve çatısıdır Ağrı Dağı. Sınırlar olarak da söylemek gerekirse 165 civarı oranla Iğdır ilimizin sınırları içerisinde, geri kalanı da Ağrı ilimizin sınırları içerisine giriyor. Şimdi şöyle bir gözünüzün önüne getirmenizi rica ediyorum sizlerden. Resimlerde mutlaka Ağrı Dağı'nın, fotoğrafçılar tarafından çekilen resimlerin üzerinde, zirvesinde böyle bir bulut kümesi mutlaka bulunur. Ya üstünde kümeli şekilde durur ya sağında solunda mutlaka bir bulut görürüz. Farkında mısınız? Şimdi onunla ilgili küçücük bir meteorolojik hikaye anlatmak istiyorum sizlere. Ne dersiniz? Bu vesileyle biz profesyonel turist rehberliğinin piri sayılan Halikarnas balıkçısına ve onun manevi oğlu ve bizim üniversitede hocamız olan Şadan Gökhavalı'ya selamlarımızı ve saygılarımızı da yollamış olalım. O anlatırdı ve şöyle anlatırdı. Dağların kanatları varmış eskiden. Vurup vurup kanatlarını kendilerine oradan oraya, oradan oraya hareket ederlermiş ve bütün güçlü cüsseleriyle otururlarmış toprak ananın üzerine. Toprak ananın çok canı yanarmış bundan ama fazla ses etmezmiş. Ta ki bir gün canına tak edene kadar. Tanrı ve tanrıçalar panik olmuşlar. Bir araya toplanmışlar. Demişler ki ana tanrıçayı, toprak anayı üzmek olmaz. Ne yapalım, ne edelim, buna bir çare bulalım. Demişler ki kim buna çare bulur? Tabii ki baba tanrı, baş tanrı Zeus'a başvuralım. O bilir, bulur çaresini. Evet, baş tanrı Zeus'a söylemişler. O da çağırmış, toplamış bütün dağları önüne. Kesmiş kanatlarını tek tek ve gökyüzüne fırlatmış o kanatları. O kanatlar artık bulutlarmış. Ve derler ki işte o günden beri dağlar oldukları yerde mahkum. Ve bu yüzdenmiş ki hep bulutlar dağlara dağlara doğru gider. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.